Arkadaşlar burada ilk önce şunu söyleyelim. Her 5 dakikada bir eşit miktarda sıkıyor ya. 24. dakikada 24 bölü 5'ten 4 defa sıkar. Şuraya bakıyorum. 4 kez tam bölündü. 4 kez sıkar. Bir de ilk başta arkadaşlar bir kez sıktıktan sonra 24 dakika geçmiş. O zaman 5 sıkım gerçekleşti. Ve 5 sıkımda şişenin 1 bölü 8'i boşalmış. almış. O zaman demek ki 40 sıkımlık bir şişe bu. Tamam mı? 40x diyelim buna. Şimdi arkadaşlar her sıkıma x diyeyim. Çünkü sürekli sıkım kelimesini kullanmak da enteresan yani. E 40x diyeyim arkadaşlar. 136 dakikaya bakalım şimdi. 136'yı 5'e bölersek 27 olacak. Kalan burada 1. Önemli değil kalan zaten. Sonuç itibariyle şöyle düşünün. 5. dakikada oluyor. 10. dakikada oluyor. E 14. dakikada illa sıkmak zorunda mı? Hani 5. dakikada tamamını sıkıyorsa dördüncü dakikada 4 bölü 5'ini mi sıkar? Hayır. Gerçekten makine düşünün. Pat, pat, pat. O tam o an geldiği zaman sıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla 27x harcadı. Yalnız başta da x harcamıştı. Çünkü her zaman ilk ne diyor bakın. İlk kolonya sıkımını yaptıktan sonra diyor. O yüzden 28x harcadı. Peki ne kadar vardı kolonya başlangıçta? %20'si boş. Yani bizim tüm kolonya şişesi 40x'likti. 40x'in 5'te 1'i 8x dolu olan kısmı arkadaşlar 32x. 32x'ten 28x çıkartacağız. Böylece şuraya yazıyorum. 4x kaldı. Kalan 4x Peki boş kısmı ne kadar? Şimdi normalde bu şişenin tüm hacmi 40x. E, 4x kadar kaldı. Boş x olan kısım 36 arkadaşlar. O zaman bulduk artık. Kalan kısım 4x. Boş kalan kısım 36x. Böylece 1 bölü 9 c şıkkı. Fena bir soru değil. Böyle hani hemen yaparız derken bir anda da vakit kaybettirmeye uygun bir soru arkadaşlar. Bu soruda arkadaşlar birinciyi görmek tamam. İkinci olmuyor. Hani olmamayı göstermenin anlamı yok. Yani ne yaparsan yap 156'yı elde etme şansın olmuyor. Ancak bir çok kolay hemen görünüyor arkadaşlar. 5 üzeri 2 artı 1. Gördüğünüz gibi hemen 5 üzeri 3 125'i e elde ettik. 736'da durum nasıl arkadaşlar? 3 üzeri 6 artı 7. Buradan da 736'yı buluyoruz. Tabii ki ama bunu görmek gerekiyor. O yüzden ben böyle hızlı yaptım ama gerçekten sınavda çıksa bu soru ben olsam sona atarım yani. Çünkü bu soru yüzünden belki bir sürü soru kaynar arada arkadaşlar. Burada arkadaşlar ilk yorumumuz şu olmalı. A kesinlikle çift olamaz. Neden biliyor musunuz? A çift olursa çift çarpı herhangi bir şey çift çıkar. Çift çift çarpı herhangi bir tam sayı yine çift çıkar. O zaman soruda iki tek bir çift demesine rağmen iki çift oldu. Zaten iki çift diye bir şey yok. Demek ki A artı C'nin ne olduğundan bağımsız. Kesinlikle ve kesinlikle A çift olamaz. Bunu anlamak güzel. Artık A tek olduğuna göre diyeceğiz. A tek olduğuna göre böyle yazarsak buralara. Şimdi yorum yapacağım bundan sonra. 1. C çift olsun. C çift olursa toplamları tek olur. Çarpımları ee, tabii ki çift olur. O zaman iki tek bir çift olması için mecburen B tek olur. İkinci durum arkadaşlar A tek B de C de tek olursa şuna bakıyorum son kısma A tek C tek olursa toplamları çift olur. Çarpımları yine tek çarpı tekten tek olur. O zaman iki tek bir çift olması için gördüğünüz gibi mecburen B tek oldu. O zaman arkadaşlar her türlü A ve B tekmiş. Bu yüzden toplamları çift sayı olacak. Ama C'yi bilmediğim için buna yorum yapamam. Yine buna da yorum yapamam arkadaşlar. Cevabımız yalnız bir A şıkkı. Pay ve paydaların çarpımı aynı olması için bir şöyle olması lazım. 1 çarpı 8, 2 çarpı 4'e eşittir. Demek ki birinde 8 ve 1'i kullanacağız. Diğerinde de 2 ve 4'ü kullanacağız. Farkın en küçük olması için ben ikinciyi arkadaşlar 8 bölü 1 seçerim. Böylece 8 büyük bir sayı olduğu için farkı da küçültür. Yine aynı şekilde burada da 2 bölü 4 seçerim. Bu sayıyı da olabilecek en küçük sayı seçtikten sonra 1 bölü 2 eksi 8 en az eksi 15 bölü 2 olur. B şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada bakın aslında olay sadece şu. 30 artı 10 x diyelim kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Diğerinde de 12 y diyelim. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama zaten zeminle tavan arasındaki mesafe 12'nin katı olması lazım arkadaşlar. İster 30 artı 10x ister 12'ye görün. Bunların uzunlukları birbirine eşit olması için 30 artı 10x 12'nin katı. Zaten 12'ye 12'nin katı. Şıklarda 12'nin katı olan bir tek e şıkkı var 420. Bu kadar aslında kısa bir çözümdür bu. Sarı, yeşil ve mavilerin toplamı birbirine eşit olacak arkadaşlar haliyle şunu yaparım. A artı B'nin en büyük olması için 13, 9 ve 7'yi buraya yazarım. Böylece sarıların toplamı 9, 7 daha 16, 13 daha 29 olur. Mavinin de toplamı 29, yeşilin de toplamının 29 olması gerekir. Haliyle arkadaşlar birinde A var, birinde B var. 7, 9, 13 kullandım. Birine 1 bir gelecek, birine de 3 gelecek mecburen. Hangisinde 1, hangisinde 3 geldi önemli değil. Çünkü benden ayrı ayrı A ne olabilir B ne olabilir diye sormuyor. A artı B ne olabilir diye soruyor. Böylece A artı B artı 4 arkadaşlar. 29'un 2 katı olacak. Neden? 29, 29, 29 olması gerektiği için 3'ü. Böylece A artı B de 54 oldu. D şıkkı. Önce şunu söyleyeyim. X eksi 13 mutlak değer 10. Onu bir halledelim. Eksi 10, X eksi 13 küçüktür 10. Böylece hem eksili hem artılı çıkartıyorduk bir sayı mutlak değerden büyükse. Sonra 3 x 23 diyeceğiz. X'in alabileceği değerler bunlar. 1'den x'e kadar olan sayıların toplamı nedir? x çarpı x artı 1 bölü 2. Şimdi arkadaşlar artık şunu söyleyebiliriz. x'e 10 verirsek 10 çarpı 11 bölü 2 tabii ki tam bölünecektir 11'e haliyle bunu halletmiş oluruz. Sonra x'e 11 verebiliriz. 11 çarpı 12 bölü 2. 11'e tam bölünen bir sayıdır. Yine 21 verirsek arkadaşlar 21 çarpı 22 bölü 2 11'e tam bölünür. 22 verirsem 22 çarpı 23 bölü 2 de tam bölünür. Bu yüzden 22, 21, 11 ve 10 alabileceği değerler toplamları da 64 D şıkkı. Kenarlardan biri kök 3. Bakın kısa kenarlardan biri kök 3. Sonra ortanca kenar belli. Kök 6. Ancak arkadaşlar diğer üçüncü kenar belli değil. Üçüncü kenara dikkat ederseniz. Üçüncü kenar kök 8'den büyük. Ama kök 18'den de küçük. Şimdi kök 8 olsaydı. Hacim 144'ten 12 gelirdi. Eğer 18 olsaydı Arkadaşlar. 18'in karesinin karekökünden 18 gelirdi. O zaman demek ki hacim arkadaşlar 12 ile 18 arasında. Haliyle şıklarda buna uyan tek cevap A arkadaşlar 15 olacak. A sayısının rakamlarının toplamı A09 sayısının rakamları toplamı o zaman T A09. Buradan A artı 9. Çarpımları dediği için A çarpı 0 çarpı 9 0'a eşittir. K A09'da en büyük rakamın karesi zaten 9'dan daha büyük rakam yok. Bu yüzden 81 olur. 96 toplamları 90 artı A eşittir. 96 olduğu için A arkadaşlar 6 geldi E şıkkı. A çarpı B 8. B çarpı C 6. Ve C çarpı A 5. Şimdi burada dikkat ederseniz A çarpı B, A çarpı C, A'lar eşit olduğuna göre ne anladık? A çarpı B, C çarpı A'dan büyük olduğuna göre demek ki B, C'den büyükmüş arkadaşlar. Sonra gelelim bir de şunları kontrol edelim. Burada da dikkat ettiğiniz zaman e, B'ler ortak ama A çarpı B, B çarpı C'den daha büyük. Demek ki arkadaşlar e, ikinci durumda da A, C'den büyükmüş. B A C sıralaması. A şıkkı oldu. Sol taraftaki sayıya bakalım. 81 üzeri 3, 3 üzeri 4 üzeri 3, 8 üzeri 4, 2 üzeri 3 üzeri 4. Sağ taraftaki sayı 3 üzeri 12, 2 üzeri 4'ün kuvveti 35. Arada soru işareti. 3 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 12 soru işareti. 3 üzeri 12, 2 üzeri 12 çarpı 35. Üstleri aynı ise tabanları çarp 6 üzeri 12. Soru işareti 6 üzeri 12 çarpı 35. Aradaki işlem çarpma değilmiş. O zaman bu işlemin en büyük olması için kesinlikle arada artı olması lazım arkadaşlar. Eksi küçültür bölme de küçültür. Haliyle 6 üzeri 12'den burada 35 tane. Burada bir tane 6 üzeri 12'den 36 tane oldu. 6 üzeri 12 çarpı 6 üzeri 2'den 6 üzeri 14 geldi tabanları aynı üstleri topla E şıkkı. Yeşil bölge arkadaşlar 15'e bölündüğü halde 30'a bölünmeyen sayı demektir. Neden? A zaten 5'e bölünüyor. B de 3'e bölünüyor. Haliyle ikisinin kesişim bölgesi 5 ve 3'e bölünenler demektir. 5 ve 3'e bölünen bir sayı da 15'e tam bölünür. Ancak C 30'a bölündüğü için ve C kısmı boş kaldığı için 30'a bölünmesini istemeyeceğiz. Buna uygun olarak bir sayı 30'a bölünmüyorsa ama 15'e bölünüyorsa evet 3'e bölünür. Aynı zamanda 5'e bölünür. 30'a bölünmemesi için son basamağın 0 değil sadece arkadaşlar 5 olması lazım. 0 olursa 3'e bölünür. E pardon 10'a bölünür. E 10'a bölünen her sayı 5'e de bölünür zaten. Sonra bir de bunun 3'e bölünmesi lazım. 30'a bölünür. Bu yüzden 0 veremiyorum. Haliyle A 3 1 5. 5 1 daha 6, 3 daha 9. Bu sayının 3'e bölünmesi için A'ya verebileceklerimiz 3, 6, 9. Dikkat, rakamları farklı demiş. A 3 olamaz. Bu yüzden 6 9 daha 15 olur. C şıkkı. Birebir fonksiyon herkesin hemen hemen bildiği bir fonksiyon türü. Birebir bir fonksiyon örneği göstereyim çizdiğiniz yatay doğrular grafiği tek noktada kesmeli. Diğer bir adıyla daima artan veya daima azalan grafikler arkadaşlar birebir fonksiyonlardır. Ee, mesela parabol birebir fonksiyon örneği değildir. Gördüğünüz gibi grafiği iki noktada kesiyor çizdiğimiz yatay doğrular. Bu şu demek iki noktanın ordinatı aynı. Örnek burada f1 de f eksi 1 de aynı gibi düşünün. Ama burada öyle bir durum yok. Örtenlik biraz daha sıkıntılıdır. Örtenlikte arkadaşlar Değer kümesi görüntü kümesine eşit olmak zorunda. Bir de durum şudur: Size bir değer kümesi tanımlayacak soru, o aralıkta o y değerleri arasında grafikte boşta eleman kalmamalı. Örnek, şöyle bir fonksiyon verildi diyelim. 0'a y değeri olarak bakıyorum. Bakın 8. 0-8 kapalı aralığında bu fonksiyon örtendir. Çünkü ne verirsek verelim, gördüğünüz gibi grafikteki bir y değerine gitmiş. Çizdiğiniz yatay doğrular grafiği kaç noktada kestiği önemli değil. Yeter ki bu aralıkta kessin. Bakın şimdi bir örten olmayan fonksiyon örneği göstereceğim size. Şöyle bir fonksiyon reel sayılardan e, nereye tanımlı olsun? Reel sayılara tanımlı olsun. Bakın şimdi. Burada çizdiğiniz yatay doğrular grafiği bakın bu bölgede hiç kesmediği için örten olmaz. Yani tanım değer kümesi görüntü kümesine eşit değil. Bu yüzden başlıyorum şimdi. Birebirliği anlamak kolay. F fonksiyonunda yatay doğrular çizdiğiniz an grafiğe tek noktada kestiği için birebirdir. Peki örten midir? Bakın değer kümesinde R pozitifte ne çizerseniz çizin hep grafiği kesiyor mu? Evet sonsuza kadar R pozitif kesiyor. Yani değer kümesi burada görüntü kümesine eşit. Değer kümesinde asla boşta eleman kalmadı arkadaşlar. Bir verdikten sonra ne verirsek verelim grafiği en azından bir noktada kestiği için bu birebir bir örtendir. İkincisi arkadaşlar fonksiyon bile değil. Çünkü g fonksiyonu burada bakın e, görünüşte eksi 2 ile 0 aralığında tanımlı x'ler. Ama soru bize eksi 2 ile 2 aralığında vermiş. Burada arkadaşlar fonksiyon boş, bomboş. Bu x'lerin gittiği bir yer yok. Asla tanım kümesinde boş eleman kalamaz. Bu fonksiyon değil. Gelelim şimdi Haşa. Burada arkadaşlar fonksiyon birebir. Birebir olmasında bir sıkıntı yok. Grafiği hep tek noktada kesiyor. E, Yatay çizdiğimiz doğrular. Ancak bakın şimdi tanım kümesindeki problemimiz yok. Fonksiyon olduğunu anladık hatta birebir dedik. Ancak eksi 2, 2 kapalı aralığında y eşittir, eksi 2 boş. E, y eşittir, 2 de boş. Ama değer kümesinde boşta eleman kalmamalıydı. Bu yüzden arkadaşlar bu da... ...aynı zamanda örten değil. Sadece cevabımız aşık oldu. Güzel bir soru gerçekten. Şunu düşünmeniz lazım. Bir sayının sondan 6 basamağı sıfırdır ne demek? O sayı x çarpı 10 üzeri 6 haline gelmiş demektir. Yani x üzeri 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6 diye ayrılır. Şimdi... 5 üzeri n'nin içinde hiç 2 çarpanı var mı yok? İsterse bu 5 üzeri 99 olsun sorun değil. ABC çarpı 5 üzeri 99 bile olsa önemli olan nedir? ABC'nin içindeki 2 çarpanı. Demek ki arkadaşlar ABC'den 2 üzeri 6 çarpanı gelmiş. Ee, 5 üzeri n'den kaç olduğu önemli değil. Sonuçta buluşmaları için 10 üzeri 6 da 5 üzeri 6 çarpanı gelmiş buradaki 5 üzeri N'den dolayı. İsterseniz dediğim gibi N'yi 99 sayın hiç mühim değil. Dolayısıyla arkadaşlar 2 üzeri 6 çarpanı olması için ABC sayısında 64'ün katı olması lazım. Ancak 64'ün 2 katı derseniz, 64'ün 4 katı derseniz olay patlar. Neden? Gidip şöyle hani ezbere 64 dün o zaman en az iki basamaklı olduğuna göre şey en az üç basamaklı olduğuna göre abc 2 katı olabilir 3 katı olabilir 4 katı olabilir nokta 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 en son 64'ün 9 katı olabilir dediğiniz an aa ama cevap şıklarında hocam 8 yok dersiniz neden 64'ün 2 katı 128 yapar haliyle 128 2 üzeri 7'dir ve n iki basamaklı sayı olduğu için artık burası 2 üzeri 7 5 üzeri 7'den 10 üzeri 7 olur ve son 7 basamağı arkadaşlar 0 olur. Ya da gidip siz yanlışlıkla 64 çarpı 4 derseniz bu 2 üzeri 8'dir. Zaten 5'ten yeterince olduğu için 2 basamaklı demek en az bunda 10 tane 5 çarpanı var demek. Haliyle 5 üzeri 8 olur. Buradan da arkadaşlar son 8 basamağı 0 olur. Bu yüzden sadece 64'ün tek çarpanları, tek katları pardon 5, 7 ve 9 olursa böylece ABC sayısından sadece 2 üzeri 6 gelir. Sonra arkadaşlar dediğim gibi 5 üzeri N'nin ne olduğu önemli değil. İsterse 5 üzeri 99 olsun. Örnek 64 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 99 nasıl yazılır? 2 üzeri 6 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 93. Gerçekten 3 çarpı 5 üzeri 93 çarpı 10 üzeri 6'dan gördüğünüz gibi son 6 basamağı 0 olur ya da 64 çarpı 9 deseniz de fark etmez. Yine buradan da 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6 çarpı 9 çarpı 5 üzeri 93 olacaktır. Bakın yine 10 üzeri 6'dan son 6 basamağı 0 olur. Dolayısıyla 4 tane buna uygun sayı var D şıkkı. 15 ile tam bölünmesi için arkadaşlar bir sayının son basamağının 5 veya 0 olması lazım. Şimdi A0 sayısının zaten son basamağı 0. O zaman C0B sayısının son basamağı da ya 0 ya 5 olmalı. Ancak BAC bir 3 basamaklı sayı olduğuna göre B'nin 0 olma ihtimali yok. Demek ki B kesinlikle 5'miş. Buradan bunu anladık. B5 rakamlar toplamı 5 A C 0 artı 0'ın da 3'e tam bölünen bir sayı olması için bunlar zaten 0. Böylece 5 A artı A artı C arkadaşlar 3'ün katı bir sayı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu bize şunu getiriyor, bu zaten 5, bu şuradaki B yine 5, bu yine 5, burası yine 5. 5A artı A artı C arkadaşlar, zaten 3'ün katı olduğu için bu da 3'ün katı, bu da 3'ün katı, bu da 3'ün katı. O zaman 3 tane 3'ün katı sayı kesinlikle 3 çarpı 3 çarpı 3 bir nevi, 27'nin katı kesinlikle olacaktır. Bu sayı 9'un katıdır, belki... 18'in katıdır onu bilmiyoruz ama garanti bildiğim bir şey var. A5C sayısı 3'e tam bölünüyorsa 3 tane 3'e bölünen sayının çarpımı garanti 27'e bölünür. Çünkü şunun gibi 3K 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 e o zaman buradan da ne oluyor bak 27K küp oluyor 27'in katı oluyor. Gelelim şimdi 45'e tam bölünür mü? Evet AC5 sayısı 5'in katı bir sayı. Aynı zamanda bu sayılar arkadaşlar 27'nin katı bir sayı çıktığı için 27'nin katı bir sayıyla 5'in katı sayıyı çarparsanız ne olur? Bu kesinlikle 45'e bölünen bir sayı olacaktır arkadaşlar. İçinde çünkü 5 çarpanı da var. 27'den dolayı 9 çarpanı da var. Ancak 75'i bilemeyiz. Niye biliyor musunuz? Şimdi bilemeyiz değil aslında. Direkt bölünmez bile. E, 75 demek arkadaşlar 5'in karesi çarpı 3 demek. Ama bizim elimizde gördüğünüz gibi C'yi ve A'yı bilmediğimiz için sadece bir tane 5 var. C belki 5'tir, bilemeyiz. A belki 5'tir, bilemeyiz. Ama bilmediğimiz için elimizde şu an var olan sadece 5 şarpanından dolayı bu soru işareti 1 2 olacaktır C şıkkı. Medyan demek ortanca demek olduğu için arkadaşlar C burada 7 olacak. Bakın solunda 4 tane terim var, sağında 4 tane terim var. Bu arada en çok tekrar eden sayı da 7'ymiş. Birazdan onu kullanacağız yorum olarak. 12 artı 9 artı 7 artı B, D, E, F. Bunların toplamı arkadaşlar ortalama 6 olduğuna göre toplam 9 sayı olduğuna göre toplamları 6 çarpı 9'dan 54 olacak. Onu da unutmayalım. Toplamı e, toplam sayıya bölerseniz ortalama elde edersiniz. Böylece toplamda 54 olur. 12, 9 daha 21, 7 daha 28. Demek ki B, D, E, F'nin toplamı 26'ymış. Burada şimdi moda olması için arkadaşlar 7'nin tekrar etmesi lazım. Bir kere 4'ten 3 tane var. O zaman 7'den en az 4 tane vardır. Haliyle burada bu 4 sayıdan 3 tanesi 7 olacak. Bir tanesi de arkadaşlar 5 olacak. Çünkü 21, 5 daha 26 yapıyor bakın. Hangisi bakalım bunlardan 5 olacak? Tabii ki B 5 olacak çünkü sıralı küçükten büyüğe artarak gidiyor. D, E, F, D 7 olmak zorunda. Ee, böylece E, F, D yerine 7'yi yazarsak 21. B'nin C'nin 7 olduğunu biliyoruz. B'nin de 5 olduğunu biliyoruz. 21 eksi 12'den 9 oldu B şıkkı. Bu bildiğiniz kesir problemi sorusu arkadaşlar. Yani kesirlerle uğraşacağız bu soruda. Yani işte kesirlerle uğraşmayalım diye sayı vermeye kalksak sıkıntılı oluyor. O yüzden o riske girmeyeceğim. Şimdi normal bir şekilde yapıyorum. X olsun e, para ödülü. X bölü ikisine birinci olan olacak. Sonra diğerini X bölü 4. E, 6 da birini arkadaşlar. X bölü 6. E, 3 sonra geri kaldı. Artık kalanlar da 4, 5, 6'ya gidecek. Payda eşitlersek 12'de 6, 3 ve 2. 6x, 3x artı 2x bölü 12 yapıyor. Yani 11x bölü 12. Dolayısıyla x bölü 12 kalıyor. Ve bunu da 3'e böleceğim. x bölü 36 oldu arkadaşlar. Kişilere eşit paylaştırılacak. Yani dördüncü kişi de x bölü 36 olur. Sonra gelelim ikinci 6'ya. 4'te 3'ünü yani 3x bölü 4'ünü arkadaşlar birinci olan alıyor. Sonra 5'te birini ikinci olan, 30'da birini de üçüncü olan. Paydalarını eşitlersek 60'da 15 ile çarpacağım 45x, 12 ile çarpacağız 12x ve 2 ile çarpacağız 2x. Buradan da 45, 12 daha 57, 2 daha 59 oldu. 59 bölü 60'tan dolayı da x bölü 60 kaldı. x bölü 60'ı da 3 kişi eşit paylaşıyormuş x bölü 180. Yani burada dördüncü olan x bölü 180 kazanıyor. Şimdi ilk yarışmada dördüncü olan ikinci yarışmada dördüncü olsaydı aradaki farka bakalım. 3x bölü pardon 4x bölü 180 eşittir 40 buradan bunlar sadeleşti x eşittir 1800 oldu. Demek ki ilk yarışmanın toplam ödülü 1800'müş. Birinci olan yarısını alıyordu. 900 TL ödül alacak A şıkkı. Çarşamba gününe x 5 diyelim. Böylece tek bilinmeyenle uğraşalım arkadaşlar. Ve bu sayıların toplamı kaç olduğunu bilmiyoruz ama ortalaması 84'müş. O zaman bu sayıların toplamı 84 çarpı 6, 4 kere 6, 24, 504 oldu. Sayıların toplamı 504 ise x 74 artı x eksi 5 artı 85 artı 90 artı 100 oldu. Buradan sadece x'i bulmak kaldı. 2x eşittir 160 x de 80 geldi. Aritmetik ortalama sorusu arkadaşlar. E şıkkı. Başlangıçta 48 tane açık var arkadaşlar. Her üç taneyi kapattığımızda bir tanesini açıyoruz. Şu 24 taneden bir tanesinden açarız. Haliyle 48'i 3'e bölersek 16 kez olacak. Yani biz 16 kere 3, 3, 3, 3 gidiyoruz. O zaman 16 kez aslında kapalı olanı açacağız. Yani şu an 16 kez olduğu için 16 açık oluştu. Normalde hiç böyle bir durum olmasaydı 72'de 72'yi kapatmış olacaktık. İkinci durumda yine 16 açığı kapatmak isteyeceğiz. Tabii ki birer birer. Ama her 3 seferde bir yine açık kapattıkça başka bir yerden de kapalıyı açacağız. Bu yüzden 5 kez bu işlem tekrarlanır. Ama kalan bir tane açık durur arkadaşlar. Yani 3 kapattık. Diğer taraftan bir açtık. 3 kapattık diğer taraftan bir açtık. Ta ki 15'e kadar. 15'te duracağız. Bir tane açık kalacak. Haliyle 5 kez de buradan açtık. Doğal olarak elimde 5 kez açık var. Bir tane de elde var o yüzden kaldı. Doğal olarak 6 tane açık kaldı. Bunları da kapatırken arkadaşlar 6'yı 3'e böldüğümüz zaman 2 kez daha böylece son olarak açmış olacağız. 2 de zaten 3'e bölünmeyeceği için daha da gerek kalmadı. Şimdi 2 kez açtık. 5 kez de buradan açtık. 7, 16 kez de buradan açmıştık toplam 23 kere çekmece açmak gerekmektedir arkadaşlar. C çıktı. Normal saatin 2 katı kadar sürede arkadaşlar 1 dakikayı tamamlıyor. Yani burada şimdi hatalı saatte 12'den 16.30'a buçuk saat ilerlendiği görülüyor ama gerçekte aslında 9 saat ilerlenmiş oluyor. Çünkü birinin 2 dakikası birinin 1 dakikasına karşılık geliyor haliyle. Hatalı saatteki 4,5 saat gerçekte 9 saate karşılık gelir. 12 9 daha 21. Yani doğru saat 21.00'ı gösterecek. Haliyle buradan 21.00 cevabımız 3 oldu. A şıkkı. 1 Aralık'ta arkadaşlar kullanılan bakın çivi sayısı 4. E, 4 çivi diyeyim ve 2 tane de menteşe. O zaman her seferinde 6 parça kullanılıyor x parçada 6x tane bunlar toplam kullanılır. 6x buradan 138'e eşit. Demek ki x buradan arkadaşlar 23. Yani 23 tane aralık var. 23 aralık demek 24 adet levha demek. Çünkü bir aralık için 2 levha, 2 aralık için 3 levha, en aralık için en artı 1 levha gerekiyor. Böylece 24 levha var. 360'ı 24'e bölersek bir tanesinin uzunluğunu buluruz. O da 15 birim yapar. Kare dediği için arkadaşlar 15 çarpı 15 bir tanesinin alanı 225. D şıkkı. Bunlardan bir tanesi ayrıldığında geri kalanlardan büyük bilye sayısı küçük bilye sayısının 4 katı oluyorsa bu şu demektir. Küçük bilye sayısına k dersek büyük bilye sayısına da 4k dersek o zaman bir tanesini attığımız zaman örnek Yeşile atmış olalım onu atmayacağımızı bildiğim için söylüyorum. Geri kalan torbalarda arkadaşlar... K ve 4K'dan dolayı 5'in katı sayı olması lazım. Buna göre hangi sayıyı atarsak 5'in katı olur. Buna bakmamız lazım. Bakın şimdi 6, 12, 18, 7 daha toplarsak 25, 5 daha toplarsak 30 yapıyor. O zaman demek ki bunu bozan neymiş? 8. Çünkü toplamları 38 yapıyor... Buradan 8'i çıkardığımızda 5'in katı bir sayı elde ederiz. Demek ki mavi torbayı atmamız gerekiyor C şıkkı. Kesirlerle uğraşmamak için arkadaşlar şöyle yapalım. Maliyet 100 TL olsun. Nasıl olsa bizden oran istiyor. Oran istediği sorularda kendimiz sayı verebiliriz. Mantıklı olarak da 100 TL olsun. 60 TL ham madde, 40 TL de işçi maliyeti olsun. Şimdi 60'ın %20'si bakın ham maddenin %20'si diyor tamamının değil. 60'ın %20'si 5'e böl demektir. O zaman 12 daha maliyet artışı oldu. Yine işçi maaşlarının da %10'u yani 40 bölü 10'dan 4 işçi maaşlarında artış oldu. Maliyet bakın 12 4 daha 16 oldu. Gerçekten 100 TL iken o zaman maliyet artık 116'ya çıktı. Yani %16'lık bir artış D şıkkı. Kalın kapaklardan 6 tane var arkadaşlar. 3 tane kitabı olduğu için 6 çarpı 5'ten 30 dakika. Sonra 400 çarpı 3'ten de 1200 sayfa var. 1200'ü de 12'ye böleceğiz. Böylece kaç dakika geçmiş olduğunu anlayacağım. 100. 30 oradan, 100 buradan, 130 dakika geçmiş olacak arkadaşlar. E şıkkı. Şimdi arkadaşlar B kabındaki suyun yarısı tamamı dolu olduğu için B bölü 2. A kabıyla aynı açma sahip boş bir kaba boşaltılırsa bu kabın 5 bölü 6'sı boş kalıyor demek 1 bölü 6'sı doluyor demek haliyle A bölü 6'ya eşit olur. Buradan da 3B eşittir A gelecektir sadeleştirince. Aynı yoruma devam edeyim. C kabındaki suyun yarısı B kabına doldurulduğu zaman bir nevi B kabına doldurmak çünkü B kabıyla aynı açma sahip olacakmış. Haliyle bu da 1 bölü 8'i boşta kalıyor diyor. Yani 7 bölü 8'ine eşit olması lazım. Buradan da 7b bölü 8 olur. Sadeleştirirsek, c 7b bölü 4 oldu. Artık şunu söyleyeceğiz. A kabındaki suyun yarısı yani A kabında 3b su var. 3b bölü 2. C kabındaki suyun ne kadar acaba? Soru işaretini bulmak için b'ler gitti. Bunlar sadeleşti. Haliyle soru işareti. 6 bölü 7'ye eşit oldu arkadaşlar. E şıkkı. Burada 7 tane aralık var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman 7 aralığı arkadaşlar bu 42 dakikada tamamlıyorsa 1 aralığı yani 2 durak arası mesafeyi 6 dakikada tamamlıyor. Dolayısıyla belediyeye gelene kadar 4 aralık var. 4 çarpı 6'dan 24 dakikada gelir. Yarısını arkadaşlar ee, yapacağımız ne olacak? Hızını yarısına düşüreceğimiz için artık bir durak 6 dakikada geçilmez 12 dakikada geçilir. 12 çarpı 3'ten de 36 dakikada buradan harcayacak toplam 60 dakikada tamamlar C şıkkı. Birebir ve bir artan dediğine göre arkadaşlar o zaman şöyle olacak. Değer bir fonksiyon artansa x değerleri arttıkça y değerleri de artar. O yüzden f1 eşittir 1 F2 eşittir 4 ve F3 eşittir 9 olacaktır. Şimdi yerine yazarsak bir fonksiyon 3. derecedense bir polinom daha doğrusu 2x küp artı ax kare artı cx artı d olur arkadaşlar. 3. dereceden bir polinom baş kat sayısı 2 dediği için yerleştirdim. Şimdi yerine yazıyorum arkadaşlar. f 11 yani 2 artı a artı c artı d 1'e eşit. Sonra f2 8 çarpı 2'den 16 artı 4a artı 2c artı d de arkadaşlar 4'e eşit. Son olarak 27 çarpı 2 54 artı 9a artı 3c artı d eşittir 9. Şimdi ilk iki denklemde hangisini yok edersek son iki denklemde de aynısını yapacağız. Böylece ilk iki denklemde kolay olduğu için d'leri göndereceğim. Taraf tarafa çıkarırsam 14 artı 3A artı C artı D'ler gitti zaten. Eşittir 3 oldu. Şu iki denklemi kullandım. Sonra 3A artı C eşittir. Eksi 11 oldu arkadaşlar. Gelelim son iki denkleme. Burada da yine alttakinden üsttekini çıkaralım. 54 eksi 16 38 artı 5A artı C eşittir 5. Şimdi öbür tarafa attığımda 5A artı C eşittir. Eksi 33 oldu. Taraf tarafa çıkardığım zaman eksi 22 eşittir. 2A olur. A da arkadaşlar buradan eksi 11 geldi. A eksi 11 ise yerine yazarsak şurada eksi 33 C 22 oldu. Şimdi D'yi bulmak için hangi denklemde? Şu denklemde arkadaşlar yerine yazalım. A'yı eksi 11 bulduk, 2 eksi 11 artı 22 artı d eşittir 1. d de eksi 12 oldu arkadaşlar. Artık denklemde yerine yazabiliriz bu bulduklarımızı. 2x küp zaten tamam. Sonra a'yı eksi 11 bulduk. Eksi 11x kare. c arkadaşlar eksi artı 22, 22x, son olarak d' de, Eksi 12 bu Px polinomu. Bir polinomun x artı 1 ile bölümünden kalan demek bunu sıfıra eşitleyip x gördüğümüz yere eksi 1 yazmak demek. Eksi 2, eksi 11, eksi 22, eksi 12. Buradan bakalım eksi 22, eksi 34, 11 daha eksi 45, 2 daha eksi 47 d şıkkı. Bunlar beşer beşer artıyormuş arkadaşlar. O zaman A dersek şimdi siyah toplara A diyelim. Haliyle mavi toplar nerede? Mavi toplara bakıyorum burada. O zaman bu A artı 5, A artı 10 ve A artı 15. Doğal olarak A artı 15 A'nın 4 katı olacak. Soruda bakın böyle bir bilgi vermiş. %25'i dediğine göre 4'te biri. Buradan da 15 eşittir 3A. A 5 geldi güzel. Artık beyaz top sayısını bulabiliriz. Beyaz toplar nerede? Burada arkadaşlar. 5, 10, 15, 20 ve 25'miş. B şıkkı. Basitten başlayalım önce tüm durumlar. 4 faktöriyel şeklinde dizeriz ama bunların uçları sağ veya sola bakabilir. Hepsi için bu durum vardır. 2 üzeri 4 arkadaşlar. Her bir renk için ya sağ ya sol durumu. Bu şimdi tüm durumlar. İstenen durum ne? İstenen durumda arkadaşlar turuncu ve yeşilin paket halinde yan yana olması. Diğer mavi ve kırmızıda problem yok. Aslında burada 1 2 3 eleman gibi oldu artık. Çünkü turuncu ve yeşili ayırmayacağız. 3 faktöriyel. Mavi ve kırmızı dilediği gibi sağa sola bakabilir. Turuncu ve yeşil sadece arkadaşlar TY şeklinde ya da YT şeklinde birbirlerine bakabilirler. O yüzden burada 2 durum var. Böylece 3 faktöriyel 2 üzeri 3, 4 faktöriyel 2 üzeri 4 cevap 1 bölü 8 oldu. D şıkkı. Soruları arkadaşlar bütün bir şekilde okumakta fayda var gerçekten. Bu soruya en doğru başlayacağımız yer bana sorarsanız A artı B kısmı. Şu an sınıfta arkadaşlar A artı B artı bir kişi var. Neden? Derya'ya öğretmen şunu soruyor. Sınıf arkadaşlarının sayısı kaç şu an derste olanların? O da diyor ki A artı B kişi var hocam. Demek ki kendisi de dahil şu an sınıfta A artı B artı bir kişi var. Ve Azra A tane kız arkadaşının olmadığını söylüyor. Demek ki şu an A kişi daha olması lazım gerçek sınıf mevcudunda. Yine Cenk'te B tane erkek yok dediğine göre sınıf mevcudu var olanlar artı kız artı gelmeyen erkekler dersek şu an sınıfta olsun olmasın toplam sınıf mevcudu 2A artı 2B artı 1 olmalı arkadaşlar. Şimdi 2A artı 2B artı 1. Erkeklere E diyorum. Erkekler kızlardan A eksi B fazlaymış. O zaman A eksi B'yi çıkarırsam bakın işte bunlar da kız öğrenci olur. Haliyle toplamda 3A artı B artı 1 eşittir 2E olacak. Erkeklerin sınıftaki sayısı şu an derste olanların değil tüm sınıftaki sayısı 3A artı B artı 1 bölü 2 oldu. D şıkkı. AB eşittir AD dendiği için 132'ye bölersek 65-65 olur arkadaşlar. Sonra iki iç bir dışı unutmayalım. Alfa artı 30 ADC üçgeninde dış açı olan 65'e eşittir. Bu yüzden alfa 35 olur. Yine burası da arkadaşlar 35 olur. 70, 30 daha 100 o zaman E açısı da 80 oldu. AEC üçgeninin iç açılar toplamından dolayı B şıkkı. İkiz kenar üçgen denmiş soruda arkadaşlar. Bakın burada verilen bilgiye dikkat. İkiz kenar üçgen diye söylüyor. Şimdi buna göre tabana dikindirirsek uzunluk sorusu sonuçta 6, 6. Çevresi 32 olduğuna göre 10 buraya, 10 da buraya kalır ki 10, 10 daha 20, 12 daha 32 olsun. Böylece yükseklik 8. Dikdörtgen olduğu için şu karşı kenarda 8 olacak. Yine 6, 8, 10'dan burası 6. Kare dediği için bu sarıya 8 yani burası da arkadaşlar 8 olmuş olacak. Bundan dolayı 8, 8, 16 uzun kenar C şıkkı. Evet soruda arkadaşlar demiş ki AB katlanıyor AC doğrusu üzerine geliyor. O zaman katlamada uzunluk asla değişmez. Açı da değişmez. Yani aslında AD bir açı ortaya olmuş oluyor. Böylece 3BD 2DC'ye eşitse 2 bölü 3 orandır. Kenar or Açı ortayda kenarların oranı yani 8'in x oranı 2k'nın 3k'yı oranına eşittir. Bu yüzden x 12 olur. Bundan dolayı 16 santimde biten bir cetvel o zaman burası kırılmadan önce nereyi gösteriyor olması lazım? 4 santimi gösteriyor olması lazım ki 16'dan 4 çıksın 12 olsun. Böylece cevabımız c şıkkı olur. Soruda arkadaşlar bakın şu sarı kısımlar direkt üst üste oturuyor ve gerçekten bunların tam bir daire oluşturduğunu görüyoruz. Peki yarı çapı kaç? Yarı çapını da şöyle göstereyim bakın burada bir birim var, üç birim var. Yarı çapta 9 artı birden 10 yani kök 10. O zaman bu sarı bölgelerin toplamı 10 pi oldu şunların toplamı. Sonra burada yarım bir daire var. Yarı çapına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani yarı çapı 4. 16 pi'nin yarısı eksi yamuğun alanı. Yamuğun alt tabanı 4, üst tabanı 2. Bölü 2 çarpı 2 oldu. Buranın alanında 8 pi eksi 6 geldi arkadaşlar. Şuradaki paralel kenardan ayrılan çemberde de yarı çap 1, 2, 3, 4 yarısı 2. Dolayısıyla bu paralel kenarın alanı 6 çarpı 3 eksi yarı çapı 2 olduğu için 4 pi'nin yarısı. Yani 18 eksi 2 pi. O zaman arkadaşlar 18 eksi 2 pi, 8 pi eksi 6 ve 10 pi. Bunları topladığımız zaman 16 pi artı 12 oldu e şıkkı. Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 olduğu için a kare kök 3 bölü 4 eşittir 16 kök 3. Kök 3'ler gitti. A kare 144 ve a 12 oldu arkadaşlar. Şimdi kelebek benzerliği bakın. 2'nin 3'e oranı şuraya e, b diyelim. 2'nin 3'e oranı b'nin 12'ye oranı. b buradan kaç geldi? 8. O zaman bu turuncu bölgenin alanı arkadaşlar. Şöyle aşağıya da sarkan bir alan var orada. Bir rengi alayım bir şöyle. Bakın şimdi şurada bir alan var tamam mı? Alt kısmını görmüyoruz biz. Çünkü mavi kapattığı için. B kare kök 3 bölü 4 neye eşit olacak? B'yi biz 8 bulduğumuz için 64 kök 3 bölü 4'e yani 16 kök 3. Ama bakın şimdi görünen kısım 15 kök 3 o zaman görünmeyen kısım kök 3. Benzerlik oranı nedir? Küçüğün tamamının oranıdır. Köküçün 15 köküçe sakın demeyin. Böylece 1 bölü 16. Bunun kare kökü benzerlik oranına eşittir. O da 1 bölü 4. Yani burası b eşittir 8 ya. Benzerlik oranının 1 bölü 4 olması için 2 olur. Böylece 2, 2, 2. x eşittir buradan 6 olacak tamamının 8 olması için d şıkkı. 240 derece şu yayın tamamı olacak arkadaşlar. Böyle sırasıyla ACB'yi gezmiş. Ve AC arasındaki en kısa uzaklık yani bu kirişin uzunluğu 5 diyor. BC arasındaki kirişin uzunluğunu demek istiyor en kısa diyerek 8 santim. Buradaki yay 240 derece olduğu için karşısı arkadaşlar ne olacak? 120 derece o zaman burası da 60 derece olacak çevre açıdan dolayı. Şimdi kosinüs teoremi yapmadan arkadaşlar normal standart şunu yapalım. A burası, B burası. 60 derece varsa karşısından dik indiririm şöyle. 90'ın karşısı 8 30'un karşısı 4, 1 kalır. 60'ın karşısı 4 kök 3, 48 bir daha 49. Böylece AB 7 gelir C şıkkı. 3 boyutlu sorularda arkadaşlar bazen hocam nereden göreceğiz göremiyoruz kısmı oluyor. Evet şunu kabul etmek gerekiyor. 3 boyutlu cisimlerde ben derecelik öğrencilerde bile bazen şahit oluyorum. Hani dersiniz ya onlar çok iyi anlıyor süpersonik çocuklar. Ama o üç boyutlu görme hadisesi biraz böyle herhalde bir meleke yani yetenek demeyeyim ama biraz böyle doğuştan gelen bir özellik gibi bazıları çok daha iyi görüyor bazıları çok daha zayıf görüyor. Bu da tabii ki bu tarz soruları biraz etkiliyor böyle hani bunu yaparsanız daha iyi görürsünüz diyebileceğim tek şey soru çözmek. Bir de bizi güzelce dinlemek arkadaşlar. Gerekirse böyle üç boyutlu şekilleri böyle bir internette böyle döndürmek falan da belki bir görsellik açısından faydalı olabilir. 360 derece, 180 derece, 270 derece döndürerek arkalarına, önlerine bakarak belki biraz yardım olabilir arkadaşlar. Bakın şimdi burada iki nokta arasındaki uzaklığı bulurken biz Pisagor'dan yararlanırız bunlarda genelde. Şimdi şunu yapıyorum. Aslında ben şu arkadaşlar A köşesine sahip olan karenin üstüne e, bundan bir tane daha çiziyorum tavana. Dolayısıyla A'dan şöyle uzattığım zaman burası bir birim burası bir birim toplam uzunluk kübün 7 birim olduğu için buraya 5 birim kaldı. Şuraya A üssü diyeyim. B ile A üssü arasındaki uzaklık böylece BA üssü ile A üssü A'yı dik getirir arkadaşlar. Biz de böyle birleştiririz. BA'yı Pisagorla buluruz. Peki burada BA üssünü nasıl bulacağım? İşte şöyle bir dik üçgen. Şurası arkadaşlar 6 birim. Sonra burası da 6 birim çünkü toplamda 7 birim olduğu için birer birim kırpıldı. Burası da alt kök 2 oldu. Böylece bir dik üçgen gelmiş oldu burada. 72 artı 25. Eşittir BA'nın karesi. O da 97 oldu. Yani kök 97ymiş C şıkkı. Sola doğru ne kadar ittirileceğini bulacağız arkadaşlar bu televizyon sehpasının. Şimdi burada bir bakalım. Bize zaten bir sürü uzunluk vermiş aslında. BC uzunluğunu 270 vermiş. AK'yı 20 verince, o zaman şuradaki KD uzunluğu 250 oldu. Sonra KG uzunluğu 200 santim. 15, 20, 25 üçgeninin 10 katı. Yani burası 150 santim. Alfa, şuraya beta diyelim. Burası yine alfa olsun. Şimdi bakın. E, beta'nın karşısına 45 vermiş. Beta'nın karşısı burada 150. Yani yine aslında benzerlik oranı sabit. Hatta ben şunu söyleyeyimse, Tanjant alfa sonuçta solda 4 bölü 3. O zaman sağda da 4 bölü 3 olması lazım. X bölü 45 dersem DF uzunluğu da 60 olur. Böylece arkadaşlar DE uzunluğu da 3'ün 15 katı, 4'ün 15 katı, 5'in 15 katından 75 olur. Bunun bize katkısı şu. Şimdi bakın G noktası ve F noktası arasına 60-150 daha biz 210 santim bulduk. Şimdi vitrin arkadaşlar kaydırılarak nereye gelecek? D noktası G'ye gelecek bakın. Ve DE uzunluğu 75 olduğu için bu vitrin tamamen, şurada da vitrin duruyor bakın. Şuraya vitrin diyeyim. Vitrenin yanına böyle kaydırdık bu e, diğer vitrini, kitaplığı. Bunu kaydırınca 75 santim oldu. Tamamı 210 santimdi, 135. Böylece dolap da buraya, televizyon dolabı da 135 santim kaydırılmalı. Yani C şıkkı. Burada en başta belki şunu söylemem gerekiyor. AB arkadaşlar zaten düzgün çokgen olduğu için aslında biraz görülüyor. Şuraya TR diyeyim. AB arkadaşlar TR doğrusuna paraleldir. Düzgün çokgenlerde eşit kenarlar bakın sağdan ve soldan eşit parça ayırıyorsa bu şekiller birer ikiz kenar yamuk olur. Dolayısıyla burada aslında bu bilgiyi kullanacağız. Böylece şurası 108, 108 derece olduğu için 216, 144 derece kalır. Böylece paralellikten 36 olur. Çünkü 144 ile 36'nın toplamı 180'dir. Yine burada da 144 ile 36'nın toplamı arkadaşlar 180'dir. Aynı durum arkadaşlar bakın BE'de de olur. Burayı da böyle çektiğiniz zaman 36 derece olacaktır 144 olduğu için. Şimdi yine burasının tamamı 108 108 yine 144 olması için 72 oldu. Buraya kalır 72 derece. AB ile AE eşit olduğu için ikizkenar üçgen geldi. Böylece 108'den 180'den 70 çıkarırsak 108 54 54 olacaktır. A ve E açıları zaten bize o soruluyor. A şıkkı geldi. Ben arkadaşlar sizi uğraştırmamak için bakın şu koordinatları yazdım. Ne diyor? alıyorsun diyor böyle birin üzerine sırayla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye yerleştiriyorsun. Şimdi altının olduğu yer arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi altının olduğu yer A'nın olduğu yer daha doğrusu pardon. Eksi 3'e 6 noktası. A'nın eski yeri neresi bakın. Apsis 3 ordinat 1. 1 birim karelik çünkü. Haliyle artık bu eski noktayla kendi noktası arasındaki uzaklık 3 eksi eksi 3'ten 3 üç artı 3'ün karesi. 6 eksi 1'in karesi. X2 eksi X1'in karesi. Y2 eksi Y1'in karesi. Böylece 36 artı 25 61 oldu. Demek ki kök 61'miş C şıkkı.